Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Selamlar. Yani isminizi söyleyecekseniz buyurun. Yok. İhbarınız kiminle ilgili? İsmini söylemek istemiyorum. Çok sene önce aynı şeyi Yavuz Çakar'a da yaptı. Mağdur etti bizi. Kimden bahsediyor? Bir saniye. Yavuz Çakar kimdi? Eski kocasından. İyi tanır o. 95'lerde. Ben mağdur etmedim. Eşyalarımı çalanlar onlardı. Buyurun. İhbarınız nedir? Çalanlar onlardı. Ay, ne kadar nasıl güzel mağdur ettim? Ya. 6 ay yoğun bakımda başında bakarak mı? Evet. Aynen. Şimdi... Hastanede bırakıp gittin o... Hayır, adamı hastanede bırakmadım ben. Bir de çıkmışsın. Hastanede bıraktın. Hayır, hastanede bütün bırakmadım. Bütün eşyalarını taşıdın evden. Ne var ne yok. Sonra beni mağdur ettiler. O paralarla da yedirdin dostlarına, değil mi? Yavuz kimdir? Sizin neyinizdir? Benim dayım. Dayınız. Evet. Emine ile ilişkisi vardı. Evlendik. Evet, evliydi. Evliydi. Sonra nasıl mağdur etti kocasını? Hastanede bırakıp geldi. Ondan sonra işte bir daha da görmedik. Bir daha da görmediniz. Hala o mu öfkeniz devam ediyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Yaşattığını, her insan yaşattığını yaşar. Hastaneye rahatsızlık dolayısıyla bir kaza mı geçirdi? O aldığı çaldığı paralarla şeylerle dostlarına yedirdi. Nerede çaldım ben parayı? Şimdi çıkmış oraya bir de o kendini... Ne kadar bir paradan bahsediyorsunuz? Hastanede dayınız yatarken hanginiz geldi de halini sordunuz? 6 ay yoğun bakımda hastanede kaldı. Ben o zaman kaldı. Çok küçüktüm. O şeye sahip değildim. Küçüktüm o zaman, anki, bilip bilmeden konuşmayacağım. Şu anki durumda olsaydım giderdim. Neden yattı hastanede? Kaza geçirdi, trafik kazası. Kaza geçirdi, yüzüstü bıraktı. Yüzüstü bırakmadı. Hastalıkta sağlıkta deniyor değil mi bir nikah olunca? Ne kadar bir paradan bahsediyorsunuz? Hani yüklü bir para anladığım kadarıyla. Yok, ben para almadım hiç. Almadı. Ne kadar bir paradan bahsediyorsunuz? Onu ben tam olarak bilemiyorum. Ben çok küçüktüm, o yüzden bilemiyorum. Mahkemede altınları istediler. Avukatım da dedi ki altınlar namustur dedi. Başka para almadım ben. Onun haricinde yok. Yani tazminat falan açılmadı. Bir celse peki, de bitti. Peki eski eşiniz hastanedeyken hani o ölüm kalım savaşı, yaşam savaşı verirken mi? Yanındaydım. Yanındaydınız. Yoğun bakımda boşanmanız yanındaydım. Nasıl gerçekleşti? Yani bu düzeldikten sonra biz eve geçtikten sonra bu hani ben sakat kaldım seni de sakat bırakacağım diye bana şiddet uyguladı. Ben hastaneye ilaç almaya diye bıraktım babamlara gittim. Ne kadar süre yani hastaneden çıktınız eve geldiniz boşanma ne kadar süre sonra gerçekleşti? Yani çok sürmedi hemen gerçekleşti. Bir ay sürmemiştir. Yani hastaneden çıkıyor dava tekerlekli açtım, evet. Sandalyede siz hemen boşanma tekerlekli davası. Tekerlekli sandalyede değil normal yürüyordu. Ben kaza geçirdim o zaman sağlam. Gözünü kafadan gözünden kaza geçirmiştim. Kafadan gözünden. Siz o şartlarda onu bıraktınız. Ama ve çok bir para uyguluyor. Vardı. Bu parayı aldığınız para için de. Para almadım. Esra Hanım hiçbir para almadım ben. Şimdi yarın bu konuya devam edeceğiz. Bu iş burada bitmedi. Sizi uğurluyorum. Emine Hanım konusunda bir Kadir Büyük konusuna geleceğiz. Bir Mustafa Bey'i buraya getireceğiz. Fatma abla da. Fatma abla. Kızım seni çok öpeyim. Televizyonda seni öpeyim. Bir şey rica edeceğim senden. Seni ben buraya getirtmek istiyorum. Çünkü kardeşin Kadir Büyük'ü bir bulalım. O Emine bulacak onu kız. Tamam. Kurban sen de... olacağım Emine bulacak onu. Tamam Emine bulacak ama sen de bulmamız konusunda bana yardımcı olacaksın tamam mı? Tamam. Seni buraya getirttiriyorum. Yarın bu konuya devam ediyoruz. Bir, Korona Mustafa'ya getireceğiz. İki, Kadir Büyük'ü bulacağız. Üç... insan yaşadığını yaşatmadan ölmezmiş gibi bir cümle çıktı. Gerçekten tüm bu iddialar doğru mu? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.